Adalı Halil, 1871 yılında Edirne'nin Adayıçı bölgesindeki Kilise köyünde doğdu ve bu nedenle Adalı Halil ismiyle anılmaktadır. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Çocukluğunda babasını örnek alan Adalı Halil, küçük yaşta güreşe başladı ve ilk dersleri babasından aldı sonra 40 Pınar'da 27 sene baş pehlivan olan efsanevi pehlivan Kel Aliço'ya çırak oldu ve ondan güreşin bütün inceliklerini öğrendi. 1.98 boyunda, 145-150 kilo ağırlığında, yaşadığı dönemin iri yapılı pehlivanlarından idi. Hoca Yusuf ve Kurt Dereli Mehmet Pehlivan gibi yağlı güreşin ustalarıyla karşılaştı. Güreş kızışırsa, o da ustası Kel Aliço gibi gaddar güreşirdi. Dalı Halil, Avrupa ve Amerika'da en fazla mindere çıkan ve en fazla galibiyet elde eden üç pehlivanımızdan biridir. Türk gibi kuvvetliler kuşağının en tanınmış güreşçilerindendir. Yağlı güreşte kuvvet ve tarz bakımından birbirine eşit olan pehlivanlar, birbirlerinin güreş hayatlarını söndürmemek için kardeş pehlivan ilan edilir ve bir daha ciddi güreş tutmazlar. Türk güreş tarihinin en meşhur kardeş pehlivanları Filiz Nurullah tarafından kardeş ilan edilen Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet Pehlivanlardır. Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile beraber gittiği Avrupa'da önce Almanya, sonra Paris ve Viyana ile diğer farklı şehirlerde karşılaştığı birçok rakibini çok kısa sürelerde yendi. Fransız güreşçi Edmond Desbonnet Adalı Halili şöyle anlatmıştır: İşte bir Türk pehlivanı daha. Kuvveti o derece korkunçtu ki, daha evvel kemer kazanmış olan meşhur Alman güreşçi Koku bir kamış gibi büküverdi ve zavallı adam bu acı kuvvet karşısında kendini örüyor sanarak ıstırabından, kapont, kapont yani, bittim, bittim diye bağırmıştı. Avrupa'da rakip kalmayınca Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti dalı Halil Pehlivan'ın Amerika'ya geleceği belli olduğunda, San Francisco Kol gazetesi efsanevi güreşçiyi şu başlıkla haber yapmıştır. Sultanın aslanı geldi. Korkunç Türk koca Yusuf'u yendi ve şimdi Amerikan güreşçilerine meydan okuyor. Koca Yusuf'un karşılaşmalarına yoğun ilgi gösteren Amerikalılar, ondan daha iyi bir pehlivanın geldiği haberini duyunca maçların yapılacağı salonlara akın ettiler. Amerika'da büyük bir heyecanla beklenen Adalı Halil'in maç biletleri günler öncesinden tükeniyordu. Boston, Chicago ve New York'ta güreşti. Rakipleriyle yaptığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Amerikalı meşhur güreşçi Tom Mankins ile yaptığı maçta bir anlık öfkeyle rakibinin kaburgasını kırması ve Mankins'in bayılması üzerine tedbir olarak kaldığı otele polis eşliğinde gitti. Maçtan sonra Amerika Birleşik Devletleri güreşçinin tek söylediği ne olduğunu anlamadım. Sanki üzerime bir duvar devrildi oldu. Amerika'da sürekli Koca Yusuf ile kıyaslanmasına rağmen adalı Halil, Koca Yusuf hakkında Amerika Birleşik Devletleri basınına tek bir kelime dahi etmemiştir. Adalı Halil, Amerika turnesinden sonra Türkiye'ye döndü ve bir çiftlik satın alarak güreş tutmadığı zamanlarında çiftliğiyle meşgul oldu. 1 Ocak 1901'de Hamburg'daki güreş turnuvasına katıldı, 6 güreşçiyle güreş yaptı. Adalı Halil karşısında rakiplerin dayanabildiği en uzun süre 7 dakikaydı. Fransız güreşçi Paul Pons da Adalı Halil hakkında düşüncelerini şöyle belirtir: Onun Almanya'daki güreşlerini gören profesyoneller Adalı Halil'i ikinci bir Yusuf diye vasıflandırdılar. Fakat bu Türk pehlivanının yaşı bu sıralarda ilerlemişti. Dalı Halil, müstesna adaleli ve harikulade kuvvetlidir. Hen o koca Yusuf gibi mağrur da değildi. Adalı Halil tam bir filozoftu. Onun fikrince, yenilip yenilmemekten daha mühim olan mesele, şu fani dünyada iyi kazanıp rahatça yaşamaktan ibarettir. Yurda döndükten sonra kazandığı Kırkpınar baş pehlivanlığı unvanını tam 18 sene ondan kimse alamadı. Dalı Halil çok kuvvetli bir pehlivandı. Pehlivanlık yıllarından çok sonra bile, çamura saplanmış tepeleme buğday yüklü kanı arabasını, öküzlerle birlikte çekip çıkarttığı hep anlatılmıştır. Dalı Halil için, dünyanın en büyük pehlivanı sayılan Koca Yusuf'tan sonra en bilgili pehlivan denirdi. Adalı'nın oğlu Mustafa da bir süre pehlivanlık yapmış, ardından Atatürk'ün faytoncusu olmuş ve Atatürk'ün ölümünden sonra hayatını Silivri'de sürdürerek Sinop soyadını almıştır. Adalı'nın yağcısı, Başa Mustafa, Adalı'yı, gayet geniş sırtı vardı. Filozof bir adamdı. Hiçbir zaman güreşi uzatmak istemez, rakiplerini en kısa sürede yenmeye çalışırdı onun gibi künde atanını, kazık vuranını görmedim sözleriyle anlatmıştır. Dalı Halil, yakalandığı soğuk algınlığının zatürreye dönüşmesi nedeniyle, 10 Şubat 1927 yılında, 55 yaşında Edirne'de vefat etti. Naşi Kasımpaşa Camisi önünde, güreş tekkesi Şeyhi Cemalettin Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi. Geleneksel kırpınar yağlı güreşlerine katılan pehlivanların, Güreş öncesi Adalı Halil'in kabrine gelip fatihalar okumaları geleneksel hale gelmiştir. Günümüzde de aynı şekilde Adalı'nın mezarı ziyaret edilmeden Kırkpınar güreşlerinin açılışı yapılmaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.